Arkadaşlar, bu videomda bu arabada vites geçişleri nasıl olmalı, nasıl yapılmalı onu anlatacağım. Bu Volkswagen Group arabada vites sistemi şeması bu şekilde. R yazan geri anlamında da geri vites. 1, 2, 3, 4, 5 vitesli bir araç. Ve vites şeması bu şekilde. Bu şemaya uygun vites geçişleri yapacağım. Bunun için önce derbiyaja basıyorum. Birinci vitese geçirmek için parmağımla şöyle bastırıyorum. Buraya değdiriyorum. Böyle değecek. Hafiften. İtekliyorum. Evet, şu anda birinci vitese geçti bu araba. Şu pozisyon boş. Şu pozisyon şu anda vitesin boşta. Yani arabada çalışırken motordan hareket gelir. Vitesten daha öteye gitmez. Yani tekerleklere kadar hareket gitmez. Niye? Vites boşta. Viteste kalır. Şimdi birinci vitesi boşta böyle. Birinci vitesi bir daha gösterelim. Buraya dayıyoruz. Sol tarafa dayıyoruz. Ve itekliyoruz parmağımla. Evet, bire kendiliğinden geçti. İkiye geçmek için tam onun karşısı yine boşa alıyorum. Şu anda boşta. Ayağımı debriyaja basıyorum. İkiye geçirmek için tekrar değdiriyorum sol tarafa. Evet, şu anda ikiye geçti. Kendiliğinden geçer yani, yerini bulduğu zaman. Zorlamaya, baskı yapmaya falan hiçbir şeye gerek yok. Derbiyaja bastım. Boşa aldım. Tekrar boşta. 3'e geçireceğim. Tam şu 3 işaretinin olduğu yer. Evet. Dümdüz itekliyorum. Sağa sola vurdurmadan. 3. vitese geçti. Arabam şu anda 3. viteste. 4'e geçirmek için boşa alıyorum. Boşta gördüğünüz gibi. Şu tarafa doğru yine bir yere vurdurmadan, sağa sola vitesi vurdurmadan direkt itekliyorum. Evet, 4'e geçti şu anda şu pozisyon 4. 5. vitese geçirmek için yine boşa aldım. Bu sefer sağ tarafa hafif değdiriyorum. İtekleyip değdiriyorum ve itekliyorum. Şu anda da 5. vitese geçti. Yani vitesler zorlanmaya, böyle sağa sola çok zorlamaya gerek yok. Kendiliğinden geçtiği sürece mekanizmada da zamanla hiçbir sorun çıkmaz. Bu şekil yapıldığı sürece. Zorlayarak, bastırarak, elin şurada bekletilerek araba kullanılmamalı. El burada beklediği sürece bu da zararlı. Vitesin üstünde el beklememeli. Vites gayet serbest, kendi halinde ve o şekilde de vites geçişleri sağlanmalıdır. Bu videoda da anlatacaklarım bu kadar. Vites geçişleri ile ilgili. Şemaya göre hareket ediyoruz. Geri vitese geldiğimiz zaman, geri vitesi anlattım mı? Geri viteste de yine buraya vurduruyoruz. Geri viteste bu Volkswagen grupta çöküyoruz. Vitesin kafasına çöküyoruz. Sağ sol tarafa değdiriyoruz ve geri vitese biraz çökerek derbiyaja basıyoruz. Çöküp böyle geçiriyoruz. Volkswagen grupta geri vites basıyoruz. Vitesin üstüne sağ tarafa, sol tarafa değdirip itekliyoruz. Şu anda da geri viteste arabamız. Geri viteste ve birinci viteste en güçlü vitestir. Geri viteste birinci vitesin gücü aynıdır. En güçlü vites geri ve birinci vites. İkinci viteste hız artar, güç azalır. Üçüncü viteste hız daha da artar, güç daha da azalır. Dördüncü viteste hız daha da artar. Beşin güç daha da azalır. En hızlı vites beşinci vites. En güçsüz vites 5. vites.
Vites sistemi de böyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.